Tekrar merhabalar değerli arkadaşlarım, sevgili öğrencilerim. Online Arapça sahaf derslerinde derslerimizin 66. bölümüyle sizinle birlikteyiz. Bu bölümde ders kitabınızın 418. sayfasında yer alan mübalağa kiplerinin düzenli eril çoğulları başlıklı konuyu ve devamını ele alacağız. Bir önceki bölümde, bölüm 65'te hatırlarsanız, gerek sülahası mücerret gerekse mezit fiillerin düzenli eril çoğullarına daha doğrusu ismi faillerinin düzenli eril çoğullarını bu fiillerden gelen ismi faillerin düzenli eril çoğullarını ele aldık. Sonra ismi mefullerin düzenli eril çoğullarını ele aldık. Şimdi mübalağa kiplerinin düzenli eril çoğullarındayız. Örnekler hemen Bismillah diyelim. Vellezine amenu billahi ve resulihi <Sessizlik> ulaike humus-sıddîkûn <laughs> Evet, e, burada biz ilgilendiren kelime es kelimesi. Mübalağa kipinin düzenli eril çoğul olarak karşımıza çıkan bir kelime. feulâike <laughs> maallezîne enâmallâhu aleyhim minen nebiyyîne ve sıddîkîne ve şühedâi ve Salihin. Es-sıddîkîn kelimesi, es-sıddîk kelimesinin çoğulu malumunuz ve es kelimesi kelimesi mübalağalı isme fa'il mübalağa kipi e, kendisi burada onun çoğulunu görüyoruz e, semâûne lil keribî ekkâlûne lis suhdi yalan dinlemeye çok meraklı, haram yemeye pek düşkün e, anlamındaki ayette semâûn ve ekkâlûn kelimeleri fe'âlûn şeddeli. Ayının üzerinde şedde de var. Fe'alun vezdimde gelen mübalağa kipleri. Semma'un onun çoğulu. Ekkalun da ekkalun kelimesinin çoğulu. Kullübne Adem'e hatta'un ve hayrul hatta'ine tevvabun. Adem onun tümü çokça hata işler. Çokça hata edenlerin hayırlısı ise tövbe edenlerdir. Anlamındaki hadiste geçen hatta'in ve tevvabun kelimeleri Efendim mübala kipinin e, düzenli eril çoğu. Yani cem müzekker salimidir. Ettecirus saduku Ettecirus saduku el eminu ma'an nebiyyine ve sıddikine ve şuhada güvenilir tüccar, güvenilir dürüst tüccar, nebiler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir anlamındaki hadiste. es kelimesi. kelimesinin Konumuz, konumuzu ilgilendiren bir örnek olduğunu görüyoruz. Peki, şimdi sıfata müşebbehenin düzenli eril çoğullar başlığındayız. Ve yetevellev ve hum ferihune Ferihun Ferih kelimesinin Cem müzekker Salimi İnne Allah la yuhibbul de Ferihin, ferihunenin nasb hali vel khabisatun lil khabisin vel khabisun lil khabisati ve't tayyibatu li't tayyibin ve't tayyibun li't tayyibati ayet kelimesinde. Eee konumuza giren iki kelime şuradaki olan el khabisin ve el khabisun sonra şuradaki et tayyibin ve sonrasına gelen et tayyibun kelimeleri efendim. E, sıfatı müşebbeh'in cem müzekker salimi Feracana ferihine bima semina min sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde ferihin e, efendim sıfatı müşebbehenin cem müzekker salimi. Şimdi geldik ismi taftiller, ismi taftillerin düzenleri çoğulları. La <lâ> cerame <ennehum> fil ahireti humul ahserun. El ef'al vezninde el ahser. Hasira yahser olan gelen. E, bu fiilin hemen biz şöyle bir efendim eee kök harflerine bakalım. Ee, evet, Türkçe harflerle, Latin harfleriyle sorguladığım için istediğimi alamadım. Şimdi klavyemi değiştirip Arap harfleriyle yazayım. Evet, hasira yahsaru, husrun, hasarun, hasaratun ve husranun. Hasira yahsarudan e, f alu vezninde ahsaru. Kul hel nunabbiukum bil ahsarina a'malan. Yukarıda seçili halde bulunan el-ahserûnenin cer hali aşağıda el ahserine şeklinde verildi. Ve ahirûne atarafu bi zunûbihim. Burada ahirûneyi gördük. İsmi tafdilin e, efendim cemüzekker e, sigası olarak. Ve enşe'ne ba'deha kavmen ahirîn de kelimesi ismi tafdil. E, vezninde düzenleri çoğul. Eve aba onel evvelun, el evvelun konumuzun örneği. Ma sema'na bi hada fi aba'ina el evvelin. Evet, aba'ina el evvelin. El evvelin aba'nın sıfatı aba fi ile mecrur. <laughs> Dolayısıyla evvelin de onun sıfatı olduğuna göre el evvelin de mecrurdur. Celalameti yağdır diyeceğiz. Nahnu el ahirun. Nahnu el ahirun el evvelune yevmel Kıyamet biz dünyada en sonrakiler kıyamet gündeyse ise en öndekileriz evet el ahirun ve el bunlar efendim e, ismi taftil e, kalıbında gelen elde edilen neler cem müzekker salimler İsmi taftilerin düzenleri çoğulları başlığı bir önceki sayfada. Sayfa 418'de yer alıyor. Şimdi sayfa 410, 419'da ismi mensupların düzenleri çoğullarına geliyoruz. Geçtik. Şuraya başlıyoruz şimdi. Ve minhum ummiyyun la ya'lemun el kitabe. Evet, ummi bunun çoğulu ummiyon. Aslı müfredi ummiyon. ''Leyse aleyna fil ummiyine sebilun'' Yukarıda seçtiği halde olan ''ummiyûnenin cerhali'' ''Gale isebn-i Meryem el-havariyîn'' ''Havariyûn'' bunun aslı ki aslı aşağıda ''Gale el-havariyûne nahme ansarullah'' ayetinde ''Havariyûnenin asli'' şeklini görüyoruz, raf halini. ''Nahne ummetun ummiyûne la nahsubu ve la nektubu'' ''Biz ümmi bir ümmetiz, hesap yapmaz, yazı da yazmayız.'' ''Ummiyûne'' Yukarıda geçen efendim başlık için bir örnek. İsmi mensubun düzenli eril çoğulu. Düzenli eril çoğul olmadığı halde bu gruba dahil olan kelimeler. Biz buna mülhak olanlar deriz. Yani Cem Müzekker Salim'e mülhak olanlar. Mülhak olmak ne demek? Yani kendileri Cem Müzekker Salim olmadığı halde Cem Müzekker Salim gibi e, irab edilenler, onun gibi kullanılanlar anlamında. Şeğaletna envaluna ve ehluna yani bizi mallarımız ve ailelerimiz oyaladı. E, mallarımız ve ailelerimiz bizi oyaladı mealindeki yani, ayette ehluna. Buradaki yer alan, şurada e, seçti hale getirelim ehlu kelimesi. cem müzekker Salim'e mülhak bir kelimedir. Hu enfusakum ve ehlikum nara. Burada yer alan ehli yukarıda yer alan ehlunun e, nasb halidir. Sayfa 420'ye geçelim arkadaşlar. Bir sonraki sayfaya. El malu vel benune. Zinetul hayati dunya. Mal ve evlatlar, oğullar daha doğrusu. Dünya hayatının süsüdür. Peki el benun. Evin kelimesinin çoğulu. Benune. Cem-i salim Salim'in irabına mülhak. Dördüncü cümle Zuyyina linnâsi hubbu şehevâti minel nisâi vel benîn Burada yılan el benîn yukarıda yalan el benûnenin e, cerhali El benîn burada en nisâya matuf En nisâ matufun aleyh En nisâ minle meycûr el benîne de dolayısıyla en nisâya atfedildiği için o da meycûr e, olarak düşünülür. Allahumme rabbes semâvâti ve rabbel erâdîn Evet burada yine ismi e, ee, Cemil Zeker Salim'in irabına mülhak eradineyi gördük. Cer halinde alameti ya. El imanu bid'un ve seb'une ev bid'un ve sittune şu'beten. Evet. Seb'un ve sittun. Bu hangi sayılar? Kendilerine okut sayılar dediğimiz. 20'den 90'a kadar eşrune, felâthune sonra erbe'une, hamsune, sittune, seb'une, femanune ve tis'une. Yani kaç kaç arası? 20 ile efendim şöyle yapalım. Nasıl yapalım? 90 arası. Ukut Bu sayılar. Ee, bunlar e, raf halleri vav, nas ve cer halleri ya ile irab edilen sayılar. Cem Müzekker Salim'in irabına mülhak olan isimler sınıfında değerlendirilmiş kitabımızda. Geldik şimdi düzenli dişil çoğul. Cem Mühendis Salim'e. Evet şimdi ee, düzenli ilişkin çoğul başlığı altında müfret yani tekil ismin veya sıfatın sonuna elifta eklenerek ilave ederek yapılır diye bir tanım var eğer müfret tekil ismin veya sıfatın sonunda tamar buğta bulunursa bu tamar buta atılır veya e, ne diyelim ona taahhütte en iyisi Cem mühendis Salim'in elde edilişle ilgili olarak da benim şöyle bir tanımım var tarifim var kendime özgü müfret mühendis bir ismin sonunda yer alan tamar buğta şayet varsa e, şerhi ile birlikte söyleyeyim müfret müennes bir ismin sonunda şayet varsa yer alan ta marbuta ta tenis atıldıktan sonra atun ya da atü sesini veren elif harfleri eklenerek elde edilir. Ne? Cem'ul muennethi salim. Cem müennes salim. Yani düzenli dişel çoğul. Tanım neymiş? Müfret müennes bir ismin sonunda şayet varsa yer alan ta'u te'nis diğer adıyla et ta'ul marbuta atıldıktan sonra sonuna söz konusu ismin sonuna atün ya da atü sesini veren elifta harfleri eklenerek cem salim elde edilir. Bu müfret mühendis ismin sonunda yer alan tamarbutanın atılması gerektiğini unutursak ortaya garip bir durum çıkar. Şöyle ki mesela bayan öğretmen anlamındaki muallimetün kelimesinin sonundaki tamarbutayı atıp Sonra elifta getirdiğimizde muallimatün olur. Bayan öğretmenler anlamında. Veya kız öğrenci anlamındaki tilmizetun ya da talibetun kelimelerinin sonunda yer alan tamarbut hayattamızda tilmizetun ya da talibetun isimlerini elde ederiz. Ancak muallimetun, tilmizetun, talibetun kelimelerinin sonunda yer alan bu isimlerin sonunda bulunan taahhütte enis atılmaksızın sonlarına elif eklenecek olursa o takdirde muallimetatun tilmizetatun talibetatun şeklinde tuhaf garip bir durum ortaya çıkar. Peki e, Arapça öğreniminin henüz daha ilk dönemlerinde temel düzey, e, temel e, aşamada eğitim alan bir öğrenci tesniyeyi elde ederken müfret mühendis bir ismin sonunda olan ta merbutayı atmaması, düşürmemesi gerektiğini ve fakat cem salimi yani kurallı eril çoğul, kurallı dişil çoğul diye adlandırdığımız çoğul türünü elde ederkense söz konusu o, müfret müennes ismin sonunda yer alan ta'u tenis ya da etta'ul merbuta diye adlandırılan ta'yı atması gerektiğine dikkat etmelidir. Yani muallimetünü tesniye yapacağında muallimetani, cem yapacağında muallimatun, talibetünü tesniye yapacağında talibetani, Cem yapacağında talibatun, tilmizetun ismini müennes e, düzeltiyorum. Müsenna yapacağında, tesniyeye dönüştüreceğinde efendim tilmizetani e, çoğul yapacağında tilmizatun ya da talibe için konuştuysak talibetani, talibatun şeklinde tesniye ya da cem yapacağını bilmeli, buna dikkat etmelidir. Evet. E, benim tarifimi ekrana alabilir miyiz? alırız. ben bunu şöyle ders notlarımı bir açayım. Ders notlarımda sanırım bu var. Önce isterseniz testiyenle elde edilişinden şey yapayım, hareket edeyim. Onu vereyim önce. Testiyenle elde edilişi. Şu. Evet. Şuradan hareketle Cem Müzekker Salim ve Cem Mühendis Salim'i vereyim. Testiyenle elde edilişle ilgili verdiğim tanım şu sayın alkış. Ee, müfret müzekker veya müfret mühendis bir ismin sonuna ani sesini veren eliften harfleri eklenerek tesniye elde edilir. Örneği de kalem ve seyyara kelimeleri. Kalemun artı eliften eşittir. Kalem ani. Seyyaratun artı eliften eşittir. Seyyaratani. Burada e, şunları vermiş oluyoruz öğrenciye. Müfret bir ismin der durursak, bakın şöyle yaparsak şunları çıkarsak mesela şu yer almasa müfret bir ismin sonuna ani sesini veren eliften harfleri eklenerek tesniye elde edilir dersek bu tarif eksik olur. Bunu şöyle demeliyiz. Müfret müzekker veya müfret müennes bir ismin sonuna ani sesini veren elifton artı eklenerek elde edilir demeliyiz. Ancak cem müzekker salim elde ederken ne olacak? Şuradaki veya müfret müennes kalkacak. Müfret müzekker bir ismin sonuna deyip daha sonra ne diyeceğiz? Şurada vereyim onu. Şöyle u ne sesini veren buraya ne yazacağız? Vav'un harfleri yazacağız. Vav, Nun harfleri elde edilerek e, düzeltiyorum. Eklenerek tesniye değil de ne diyeceğiz burada? Efendim e, şöyle yazalım. Cem, Müzekker, Salim elde edilir diyeceğiz. Müfret, Müzekker bir ismin sonuna U nesnesini veren Vav, Nun harfleri eklenerek Cem, Müzekker, Salim elde edilir. Peki bunun dışında şeye geçelim şimdi. E, efendim Cem, ve Salim'in elde edilişine geçelim. Aslında bu Cem Zekir salim Salim'in elde edilişine muallimun artı bağımlı neştir muallimun örnek olarak verebiliriz. Cem Mühendis salim elde edilişini e, tarif ederken şöyle yapmalıyız. Müfret müennes bir ismin sonuna dedikten sonra atun sesini veren ne diyeceğiz? Şuradaki nunu ta'ya dönüştürüp elif ta harfleri eklenerek buraya ne diyeceğiz? Cem şöyle yapalım efendim Cem müennes salim elde edilir diyeceğiz. Sayın Alkış, örnek olarak da muallimetun ertelifta eştir muallimatun şeklinde örneklendirebiliriz bunu. Teslinin elde edilişi başlıklı dosyayı kullanarak hem Cem Salim'in hem Cem Salim'in elde edilişinin efendim e, tanımlarını sizinle paylaşmaya çalıştım. Rica ederim. E, şimdi elinizde şayet e, Salih Zeki Keş Arapça ders notları başlıklı klasör varsa o klasörün içerisinde e, bir arama yapın. E, Cem çeşitleri başlığı altında dosyalar olacak. E, efendim e, Cem Müzekker Salim ve Cem Mühendis Salim'in formülleri diye mesela şöyle verdiğim formüller var. Kural deril çoğul, kural dişil çoğul. Kural deril çoğul için mesela u une ne sesleri şu an ekranınıza taşıdım kuralı dişil çoğul için atu atun, ati atin gibi. Eğer bu notlar yoksa bana mail adresinizi bildirin ben size e, efendim mail adresinize bunları göndereyim. mesela kurallı, kuralsız e, tasnifini yaptığım şöyle bir dosyam var. Kuralsız çoğullar, cem teksir, kurallılar, kuralsız, çoğul, kural dişil çoğul, Yani müzekker salim, müennes salim şeklinde. Tamam mı? Cem türleri başlığında. E, evet, bu başka bir dosya. Ee, onun biraz şey yapılması, düzenlenmesi, düzenlenmesi lazım. Cem çeşitleri. Şurada biraz daha düzenli verdim. Ee, bu dosyasınızda yoksa bana mail adresinizi. E, herkes için Arapça. Herkes için Arapça. Ben yazayım şu an sohbet penceremize. E, şöyle yazıyorum. Herkes için Arapça. Tamam mı? Herkes için Arapça. gmail.com adresine bir mail atın. Herkes ecinarapçayetgmail.com oraya bir mail atın ve benden ders notlarımı isteyin. Ben ders notlarımı size göndereyim. Tamam mı? Ecem Üzeker Sami Rabı demişim mesela. O başlık altında bazı e, dosyalar, bazı notlar düşmüşüm. Evet. Peki şimdi Neredeyiz? Düzenli dişil çoğuldayız. Ee, örneklere geçelim. Üzerinde durduk çünkü. Tanımanın üzerinde durduk. El haccu eşhurun malumatun. Hac -e Haç, bil, malum aylardır, bilinen aylardır. Mealdeki ayette malumat, malumetun kelimesinin çoğulu. Malumat. Cem salim. Cem salimin irabını yaparken harekeyle mi harfle mi yapıyoruz? Bu bilgiye sahipsiniz. Harekeyle yapıyoruz. Raf alameti ne? Raf alameti damme peki cer alameti Cer alameti kesra. O zaman raf alametinin damme, cer alametinin kesra oluşu itibarıyla ne gibi? Müfret gibi. Tekrar ediyorum raf alameti damme, cer alameti kesra. Bu yönüyle yani raf alametinin damme, cer alametinin kesra oluşu yönüyle ne gibi? Müfret gibi veya cem teksir gibi. Cem teksir de öyle ya. ancak cem ve salim nasb durumunda fetha yerine yine kesra alır. Muallimatun min muallimatin inne muallimaten demeyiz. inne muallimatin deriz. Bu bilgi zaten sizin için e, basit bir bilgi. Sizin sahibi olduğunuz bir bilgi. Sadece tekrar sadedinde zikretmek istedim. Eyyamen <laughs> madudatin. Bakın şimdi burada eyyam kelimesi mansup mu mansup. Peki madudat onun sıfatı mı sıfatı. Peki sıfat mevsufa tabi midir? Tabidir. Hangi açıdan? Dört açıdan. Belirlilik, belirsizlik, sayı, cinsiyet, hareket. Boşun B'si, S'si, C'si, H'si. Bu bilgiye de sahipsiniz. B, S, C, H. Peki şimdi Eyyam belirsiz mi? Belirsiz. Yani nekira mı nekira? Mağdurat nekira mı nekira? Peki sayı bakımından Eyyam cem mi cem? madudat cem mi cem? Peki cinsiyet bakımından Eyyam cem gayri akıl olduğu için müennes hükmünde mi? Evet müennes hükmünde. Madudat müennes mi? Madudat da müennes. Peki harekesi bakımından, irabı bakımından eyya men mansup mu? Mansup. Madudatin mansup mu? Mansup. E hocam mevcud bak kesra var. Ama o kesra onun nasb alameti. E, biz bunu irab ederken ne deriz? Madudatin na'tun. Yani bir diğer adıyla sıfetun. Mansubun bir kesra zahiran niyabeten anil fethati. ennehu cem'a muennef salim. Madudat sıfattır eyyam kelimesinin sıfatıdır mansuptur nasb alameti fethanın yerini tutan fethaya niyabet eden vekalet eden onun yerine geçen zahir kesradır deriz vel muhsanatu minen nisa kadınlardan kaçıncı ayet bu üçüncü ayet kocası olanlar da size haramdır gibi bir tercümeyle tercüme edilmiş ama muhsanat e, şey yapanlar, yani namuslarını koruyanlar iffetli olanlar anlamında diyebiliyorum ben muhsan hisn kökünden hisn hisnun ne demek hisn kale demek kale hisn kale muhsan da kale gibi kendisini koruyan iffetine namusuna e, hayasına sahip çıkan kadın demek muhsan ya da muhsane aslında neydi bunun? Muhsanatın, muhsanet Sonraki Sondaki düşürüldü. Muhsanat şeklinde cem salim yapıldı. Peki, feto bi ash-suverin mislihi muftarayatin. Evet. Muftarayat Muhter, e, uydurma anlamında suver kelimesinin sıfatı. Suver suratının çoğulu. Suver cem olduğu için muftarayat da onun sıfatı olarak çoğul olarak geldi hangi sureymiş bu? 11. surenin 13. ayeti. 11. sure. Unutmayın. Sure 11, ayet 13. Sure 11. Yani Hud suresi. Ayet kaç? Ayet 13. Peki bakalım. Peki. E, halmiş burada. Muftariyat hal. E, mansup mansub olduğu zaten hissediliyor da kesrarike aldığı için halun mansubun ve alametu nasbi el kesratu li ennehu cem'u salim şeklinde bir irabı yapılmış. Ve şemse vel kamara <laughs> vel nucume musakharatin bi emrihi. Musakharat önün çoğulu Peki khutuvat hutve kelimesinin çoğulu. La tettebiyo hutuvati şeytan. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Şeytanın adımlarını takip etmeyin. Şeytanın adımlarına uymayın mealinde. Peki fetelakka adamı min rabbihi kelimatin kelimetun sözcüğünün çoğulu ve laqa cahum Musa bil beyinat el beyinatının çoğulu el beyinat innel muslimine vel muslimati vel mu'minine vel mu'minat evet inne nasb edata değil mi? Peki o zaman el muslimince müzekir salim e, nasb durumunda alameti ya nasb alameti ya el muslimati nasb durumunda nasb alameti zahir kesra Deyin yerine geçti. Fethanın yerine geçti. Fethanın yerine tuttu. Peki el mu'minat da mu'minetünün çoğulu. Vel baqiyatü salihatu e, hayrun inda rabbike ve hayrun emela. Ama baki kalacak yararlı işlerse Rabbinin katında sevap yönünden hem sevap yönünden hem de ümit bağlama bakımından daha hayırlıdır. Mealindeki ayette Bâkiyetünün çoğulu bâkiyâtun, salihatünün çoğulu salihatun. Sayfa 421. Karşı sayfaya geçiyoruz değerli arkadaşlar. Evet peki şimdi birinci örnek. Fessalavatul mektubatu keffaratun lima beynehunne. Farz namazlar aralarındaki günahlara keffarettir. Anlamındaki hadiste Es-salavat, el-mektubat, keffarat bunların tamamı cemaline salim. Et-tahiyyatu, el-mubarakatu, es-salavatu, et, el es et lillahi. Yani mübarek tahiyyeler, temiz salavatlar Allah'a mahsustur. Et-tahiyyatu, el o zaman şuradaki el-mubarakat ben e, gramatik ilişkilerini, bu kelimelerin birbiriyle gramatik ilişkilerini de göz önünde bulundurarak ona vurgu yapacak şekilde okuyacak olursam, التحياتو es السلواتو الطيباتو Lillahi. ha, o zaman şurada verilen tercümeye eğer e, itibar ederek düşünecek olursak el mübarekat et sıfatı et tayyibat da es salavatın sıfatı innallâhe ketebel hasenâti ve seyyiât Allah iyilikleri de kötülükleri de yazmıştır anlamındaki hadiste Hasenetinin çoğulu hasenat, seyyiyetinin çoğulu seyyiat. Ve Ramazan ile Ramazan mükeffiratun ma beynehun. Mükeffirat, mükeffiratunun cemmene salimi. Men tarakel cumu'ate thalata merratin. et merrat selasenin mudafun ileyhi. Mecrur celalameti zahir kesra. Peki, men salla sitte raka'atin ba'del mağribi. Kim akşamdan sonra altı rekat namaz kılarsa, Evet. Ee, peki rakaat rak'anın çoğulu. Cem müennes salim de böylece tamamladık. değerli arkadaşlar. Şimdi cem'u teksir. Düzensiz çoğul. Kuralsız çoğul. Peki müfret bir kelimenin şekli değiştirilerek yapılır ya da yapılmasıdır. Düzensiz çoğullar cem'u kille cem'u Cem'u ve cem'u kesrat olmak üzere ikiye ayrılır. Cem'u nedir? Azlık çoğulu. Ne demek bu? 3 ile 10 arası sayıları ya da 3 ile 10 sayılar arasında varlığı ifade eden çoğul. 4 kalıbı vardır denmiş. Ef'alun etsamun gibi, ef'ulun eşhurun gibi, fi'latun ihvetun gibi, ef'ilatun elsinetun gibi. Peki bakalım. Ee, Cemmenes şöyle söyleyeyim. Cem Salim ve Cemmenes Salim adı üzerinde kurallı çoğullar. Bunları elde etmenin bir kuralı var mı? Var. Ancak şu an üzerinde çalışmaya başladığımız cem türünü elde etmenin bir kuralı yok. Peki cem teksir elde etmenin ya da cem teksir yani müfredini bildiğiniz bir ismin e, çoğuluna çoğulu bilgisine ulaşmanızın yolu ne? İki yolu var. E, bu yollar ne sizce Sayın Alkış? Biliyor musunuz? Müfredini biliyorsunuz ama çoğulunu elde etmek durumundasınız. Çoğulunu elde edeceksiniz. Müfredini bildiğiniz bir ismin Çoğunu elde etmenin kaç yolu var? Sizce? Evet, yani tek yolu mu var? Evet, sizce tek yolu var. Ben şimdi size iki yolu var desem, <laughs> yollardan birisi sözlüktür, birisi de bir diğerde. Herhalde onu yazacaksınız siz bana. Bunu daha önce söylemiştim size. Neydi ikinci yol? Ha çok güzel. Harika. <laughs> tamam. Ee, şimdi bir öğrenci, bir talebe benim talebem midir değil midir? Benim talebem olmuş mudur olmamış mıdır? Ya da benden bir miktar bilgi almış mıdır almamış mıdır? Onu ölçmemin e, yollanan birisi bu. Çoğulunu bilmediğimiz bir ismin çoğulunu elde etmenin kaç yolu vardır soru soruma? İki yolu vardır. Yollardan birisi sözlüğe bakmak bir diğerde bir bilene sormak. İkinci yolda bir bilene sormaktır diyorsa derim ki tamam bu arkadaşım benden ders almış derim. İkinci yolda bir bilene sormak. Peki şimdi şu dört vezne ezberlediğimiz zaman şöyle efal, efol, fele, efeyle. Bu dört vezne. Şöyle seçili hale getirmeye çalışayım. Bir önceki sayfada sayfa 422'de şu. Efal seçili getirdim şu anda. Şurası etsam gibi, cisim kelimesinin çoğulu etsam gibi. Bir de şu sayfada, sayfa 422'de şu an seçilade getirdiğim kalıplar. Bunlar 3 ile 10 arası sayısı değişen varlıkları ifade etmede kullanılıyor. Mesela Eşhur, şehrin çoğulu. İhvetun, ehunun çoğulu. Elsinetun, lisanun kelimesinin çoğulu. Sayılar 3 ile 10 arası değişen varlıklar. Ve izâ râeytehum tuğjibuke ecsâmuhum. kelimesinin çoğulu dedik buna. Fesihû fil ardı erbaate Yeryüzünde dört ay dolaşın. Eşhur nedir? Neyin çoğulu? Şehrin çoğulu. Sonra ve câe ihvetu yusufa fedehelu aleyhi. İhvetu yusuf fi'letu ya da fi'letun kalıbında. Selak, selakukum bi elsinetin hidadin. Keskin dilleriyle sizi incitirlerdi. Elsine kelimesi lisan kelimesinin çoğulu zaten yukarıda şunların tamamı verildi. Eşhur ihve elsine etsam bunları gördük. Ayet kelimelerde nerede geçtiği burada e, ayet sonlarında tercümelerini, meallerinin sonunda zikredilmiş. Filan surenin filanca ayeti diye. Şimdi hadis-i şerifte de geçiyorum. İnnen nâse yuhşerûne thalâthete efvâcin fevç kelimesinin çoğudu. Efvâç. Sonra la tüzekkû enfusekumullâhu Kendinizi temize çıkarmayın. Şu e, Allah lafzı burada fazladan mı yazılmış acaba? Ya da devamı mı varmış? La tüzekkû enfusekum Kendinizi tezkiye etmeyin. Kendinizi temize çıkarmayın anlamında. Kâle linisvetin minel ensâri. Ensardan bir takım kadınlara dedi ki, Peki, ema semi'te enne li Süleymane haylen leha ecnihatun. Duymadın mı? Süleyman'ın kanatları olan atı varmış. Allahu Ekber. Subhanallah. Ema semi'te enne li Süleymane haylen leha ecnihatun. Peki, fevç kelimesinin çoğulu olarak efvaç. Nefs kelimesinin çoğulu olarak enfos. Ee, sonra imraetun kelimesinin çoğulu olarak nisve ve e, cenah kelimesinin çoğulu olarak ecnihayı gördük. Peki şimdi elimizdeki sözlükten yine bir sorgulama yapalım. Cim, nun, elif ve ha harflerini yazalım. Cenah kelimesi ecnihatun ve ecnahun şeklinde çoğulları vermiş. Kanat, yan, reyon, stand anlamlarında. Cunah ise hafif suç, günah anlamında. Cenahın cemini fetayda okursak kanat, yan anlamına geliyor. Cunah diye okursak suç, günah anlamına geliyor. Bizdeki günah kelimesi de muhtemelen buradan geçmiş. Çünkü söylenişi tek ses dışında aynı. Peki. Şimdi geldik cemi kesrete. Sayfa kaçtayız? Sayfa 422'deyiz. Evet, 422'de ve devamı da sayfa 423'te karşı sayfada verilen şeyler var. Siz söyleyin. Kalıplar var. Bu kalıplar gördüğünüz gibi sayılar oldukça fazla. Sayılar oldukça fazla. Bunları ezberlemek mümkün mü? Yani hafıza gücü iyi olan ezberleyebilir. Yani itirazımız olmaz. Ancak ben öğrencilerime sınıf ortamında ders verirken şöyle bir tavsiyede bulunuyorum. Diyorum ki arkadaşlar bakın cem-i hilletin vezinleri sadece dört tane. Ef'al, ef'ul, fi'le, ef'ile. Yani bu fi'letun, ef'iletun, ef'ulun, ef'alun ya da yukarıdan aşağıya kitabınızda yer aldığı şekliyle. Ef'alun, ef'ulun, fi'letun, ef'iletun. Gerek kalıplarıyla, vezinleriyle gerekse mevzunlarıyla yani örnekleriyle eçsame, şur, ihve ve elsine gibi. Bundan örneklerini öğrenin, ezberleyin. E, şimdi dört tanesini ezberlemek mi kolay? On dört tanesini ezberlemek mi kolay? E, yani aklın yolu bir. Elbette dört tanesini öğrenmek daha kolay. E, geri kalan karşınıza çıkan e, vezinleri cem cemkesret vezini addedersiniz diye e, bir yol gösteriyorum. E, size de aynı şeyi söylemiş oldum böylece. Üç ve daha fazla sayıda varlığı ifade eden çoğullara denir. En çok kullanılan kalıpları şunlardır denmiş fuulun kalıbında furoşun gibi neyin çoğulu bu? firaşın çoğulu değil mi? fuulun kalıbında hudrun gibi fual kalıbında şuab gibi fial kalıbında gıta gibi fual kalıbında rükka gibi fealetun kalıbında keferatun gibi fealetun kalıbında qiradetun gibi faala kalıbında merda gibi sonra fuulun kalıbında ne gibi? zuruun gibi. Sonra fuuletun kalıbında buuletun gibi. Fialun kalıbında hıyamun gibi. Fualun kalıbında küffarun gibi. Efendim fialetun kalıbında cimaletun gibi. Fuala kalıbında ruhama gibi. Fa'ala kalıbında yetama. Fuala kalıbında sukara. Fealiyyun kalıbında zerabiyyun fi'lan kalıbında ihvan gibi sonra fulan kalıbında rukban gibi madem burayı da seçelim efendim mefa'ilu kalıbında o gibi mefa'ilu kalıbında mesakinu gibi mefa'iletun kalıbında melaike gibi peki bazı gramer kitaplarında burada verip vermediğini bilmiyorum muhtemelen vermemiştir vermemiş olabilir mefail mefail kalıplarında gelen çoğulların efendim, e, müntehel cumhur sigasında olan çoğullar oldu. Yani çoğulluğun son sınırında olan çoğullar olduğu söylenir. E, Zahid eliften sonra ki Zahid elif şudur. E, şu seçilere getirdiğim kalıpta da yine seçtiğim elif Zahid eliftir. Zahid eliften e, sonra iki ya da üç harf bulunan ki şurayı da buna dahil edebiliriz. Zahid eliften sonra çünkü bakın burada da üç harf var. Zahid eliften sonra iki ya da üç harf e, bulunduran bünyesinde iki ya da üç harf taşıyan e, vezinler e, muntehel cumu yani çoğulluğun son sınırında bulunan çoğulluğun son sınırında yer alan e, cem teksirler diye adlandırılır. Mescit kelimesinden mesacit, miftah kelimesinden mefatih gibi. Mesela dirhemden derahim, miskinden mesakin, melekten melaike gibi. Efi'a kalıbında ehillâ gibi gelen efendim e, ne diyelim ona çoğul tipleri türleri e, Cem Kesret'in e, vezinleri ve örnekleridir. Evet arkadaşlar ders kitabınızın 424. sayfasındayız. Bu sayfada sayfa 424'te efendim e, sayfa başında şu an e, biraz daha büyüterek arz edeyim. Bunların örnekleri var. Cem kılletin örnekleri verildi yerinde sayfa 422'de. Şimdi cem kesretin örnekleri verilecek. Bunları tek tek şöyle okuyalım bakalım. Muttekeyne ala furuş. Peki furuş firaşın çoğulu biliyorsunuz. Onlar döşeklere yaslanırlar mealinde. Wasab asumbulatin hodrin. Yeşil yedi başak anlamında. وَتَحْحِرْ بَيْتِ لِلْطَائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْرُكَّعِ السُّجُودِ Evet, rükkanı e, rükû edenler. Rükkan, rükû edenler anlamında bir çoğul kelime. اُلَيْكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَ Kafir olanlar, kafirler ve facir olanlar, günahkar olanlar anlamında kafir ve facir kelimelerinin çoğullarını el kefera ve el şeklinde görüyoruz. Peki. Kulna lehum kunu qiradatan khasiin. Qirade maymunlar demek. Neyin çoğulu qirade? Qirt kelimesinin çoğulu. Qirt. Qirt maymun demek. Peki qurut şeklinde bir çoğulu var mı? Bunun var. Qirt kelimesinin bir de qurut şeklinde çoğulu var. Qiradatan şeklinde çoğulu da var. Ee, şimdi qirt kelimesinin qaf, ra ve dal harfleriyle sorgulamasını yapayım. Ekranınızda şu an görmektesiniz. Gırt çoğulu e, Giradetun ve ikinci çoğulu Kurudun. Tamam. Evet. Ve bu uletuhun ne hakku bi raddihinne. Altıncı örnek. Kocaları bu iddet içinde onları tekrar almaya daha çok hak sahibidir. Bu uletuhun ne. Bunların bana sorarsanız Şimdi ben buna ders esnasında vakit ayırmayayım. Yani böyle lüzumsuz zaman israfı yapmış olmayalım. Hadi Zaten daha artık derslerimizin sonlarına doğru böyle inişe geçtiğimiz bir süreçteyiz. Yavaş yavaş sonlarına yaklaşıyoruz derslerimizin. Online Arapça sarf derslerinin inşallah kaç oturum sonra yani 6 oturum sonrasında bitirmeyi planlıyoruz. Burada yer alan cem kelimelerin, çoğul kelimelerin müfretlerini sözlükleriniz aracılığıyla sorgulama işini size havale ediyorum. Onları siz yapın. E, biz bunlar tek tek sorgulamayalım. Ben bazen böyle örnek teşkil etsin sadedinde bazı sorgulamalar yapayım. Ve bu oletuhunne hakku bir raddihinne fi zâlikte bu oletun kelimesinin cem tekstri olduğunu anladık. Hurun maksuratun fil hıyam. El hayme kelimesinin çoğulu. Hayme ne demek? Hayme çadır demek. Hıyam çadırlar. Sonra ke ennehu cimaletun sofrun. Sanki o e, safsarı develerdir. Mealindeki ayette cimal kelimesi. Cemel kelimesinin çoğulu. Vellezine meahu eşiddâ'u alel kuffâri ruhamâ'u beynehum. Ruhama kelimesi ee, yine konumuzun örneklerinden birisi. Wa zerabi yu Yayılmış halılar, döşemeler. Alman ee, ayette zerabi yok. Konumuzun örneği. Inn al mubtelli ne kano ikhwan Bunu bir diğer çoğu da ihvetun biliyorsunuz. Peki e, şimdi ben sizi hemen sayfa 422'ye döndürmek istiyorum. Şu an 424'te olduğumuzu unutmayın. 422'ye döndük. 422'de bakın şurada şu seçili hale getirdim kelimeye bakın. İhve kelimesi gördünüz mü? Peki bunun vezni ne? Bunun vezni şu. Fe'le. Peki o zaman ah kelimesinin çoğunluğundan birisi fi'letun vezninde efendim e, ihvetun. Peki bir diğer çoğulu ne? Bir diğer çoğulu da şu an seçili hale getirdim yere dikkat kesilin. Fi'lanun e, kalıbında ihvanun İnnemel mu'minuna ihvetun ayet kelimesinde ihve kelimesi geçti mesela. El ihvanul muslimun, Müslüman kardeşler gibi. Evet tekrar 400 e, kaçtaydık? E, 24'te 11. örneğe tekrar dönelim. İnnel mübedine kâne ihvan eşşeyatîn. Ve şerevhu bi semenin baksin derahime madûde. Bir hocam şöyle bir açıklama yapmıştı bu ihve ve ihvan kelimeleri ilgili olarak. Şimdi ihve kelimesi anne baba bir kardeşler için kullanılır demişti. Yani Allahu Teala Hucra suresinde öyle bir kelime seçmiş ki dedi bana. Bundan yıllar önce ders aldığım bir hocam. Ee, ihve kelimesini tercih etmiş. İhvanı tercih etmemiş yani onu seçmemiş ayetin inzal ederken ihveyi seçmiş. İhve anne baba bir olan kardeşler. Yani müminler birbirleriyle olan ilişkilerinde o kadar birbirlerine yakındırlar. O kadar çok kardeşlik ilişkileri e, ileri seviyededir ki onlar birbirlerinin ana baba bir kardeşi gibidirler anlamında e, bir ilişkiye dikkat çekmiş Rabbimiz demişti. Ve sharahu bi thamanin bakhsin dirahima Burada dirhem hem kelimesinin çoğulu olan derahimi görüyoruz. Fenadet humada Burada da el melek kelimesinin çoğulu olan el melaike'yi görüyoruz. Evet, Hadis-i Şerif örneklerinin ilki Ya qedu şeytanu ala kafiyeti rasia hadikum idha huwa na mesela ukat. Sayfa 424'ün sonunda kaldık. Gelecek bölümde buradan devam edelim inşallah. Bir sonraki bölümde görüşmek umut ve duasıyla.